Deni Kör Kuyularda Hasan Ali Toptaş Everest Yayınları. Dünyanın renkleri değişti onlar ilerledikçe. Dünyanın sesleri, sessizlikleri değişti. Şekilleri sonra, kapıları, kapılarından girip çıkanları değişti. Gülenleri, ağlayanları, yürüyenleri değişti. Ağaçları, çimenleri, yaprakları değişti. Güzellikleri, çirkinlikleri değişti. Hatta bütün bunlarla ve daha başka şeylerle birlikte mesafeleri, boşlukları ve bu mesafelerle bu boşluklarda gezinen kokuları da değişti. Beni Kör Kuyularda bütün mümkünlerin kıyısından tam da oradan konuşuyor. İnsanlardaki seyir merakı, bu merakın doğurduğu acımasızlık, habire dönen karanlık bir çark, çarkın öğüttüğü insanlar, yarım kalmış sevdalar ve parçalanmış hikayeler. Bir yandan roman boyunca iki soru okurunun peşini bırakmıyor. Hakikaten gittiler mi? Gittilerse nereye gittiler? Beni Kör Kuyularda Kuşlar Yasına Gider'den sonra hat edebiyatına yeni, taptaze bir kan. Kaptan Kanca'nın Bir Macerası, Faruk Duman, Yapı Kredi Yayınları. Hem yalın anlatımı hem de şiirsel dille kurduğu öyküleriyle tanınan Faruk Duman bu kez yeni öykü kitabında epeğin izini sürüyor, ucu kırık cümlelerle sözün vurgusunu bozuyor, dahası kurmacayı çok sesli yapıyla güçlendiriyor. Faruk Duman öyküde görsel imgeler üretmeyi seviyor, sözde edebiyatın incelikleriyle özgün bir yazı dili yaratıyor. Faruk Duman son dönemde yazdığı öyküleri iki bölümde topluyor. Kaptan Kanca'nın Bir Macerası bölümünde 4, Evimizin Çevresinde Çakallar Dolaşıyor bölümünde 14 öykü bulunuyor. Özellikle son romanı Sus Barbatus ekseninde okunabilecek ilk bölümde 1970'li yılların siyasi ortamını arkasına alan etkili bir masal söylence diliyle kurulmuş metinler sıralanıyor. Faruk Duman, Kaptan Kanca'nın Bir Macerası ve öbür yeni öykülerde iyi edebiyatın seçkin örneklerini okurlarına sunuyor. Şafak'ta Buluşuruz, Ender İmrek, Dipnot Yayınları. Şafak'ta Buluşuruz, Türkiye'nin çok yakın geçmişinde yaşanan siyasal toplumsal olayların bir grup aydının kişisel serüvenlerindeki iz düşümünü deşeleyen bir roman. Kimileyin yorulup ümitsizliğe kapılsalar da insan olmaktan hiçbir koşulda vazgeçmeyen bu aydınların yolu, İran'daki Molla rejiminden kaçan Farzat ve kızıyla kesişir. Bu kıran ikliminde verdikleri mücadeleye bu kaçaklara yardım etme görevi de eklenir. Ama hesaplamadıkları bir şey vardır. Onca toz duman arasında bir de bütün karanlık noktalarıyla o boyalı gece çöreklenecektir memleketin üstüne. Ender İmrek bu romanında karakterlerini canlı kılmada, ayrıntıları ustaca kullanmada, atmosfer yaratmada sergilediği başarıyla göz dolduruyor. Sözünü sakınmaksızın politik roman türünün örneğini veriyor. İnsan Barış'la Yaşar, Muhammed Cihat Ebrari, Nota Bene Yayınları. İnsan neyle yaşar sorusuna verilecek en doğru, doğal cevap, insan barışla yaşar olmalıdır. Barışsa doğada yaşar. Doğada, yani doğasında, yani yuvasında yaşamayan insanlık, başarısızlığa ve barışsızlığa mahkumdur. Sınırlarla ve sınıflarla barış olmaz. Doğayla çatışmasını, krizini, kopuşunu bitirememiş, aşamamış hiçbir şey, doğada doğal bir yaşamı paradigmasının başına koymayan hiçbir çözüm anlayışı, insana ve topluma dair krizleri çözümleyemedi, çözemedi ve çözemeyecektir. Muhammed Cihat Ebrari'nin 9 yıllık araştırma ve düşünce yazılarından oluşan İnsan Barış'la Yaşar kitabı Nota Bene Yayınları'ndan çıktı. Ön sözü Ebrari'nin annesi Hüda Kaya tarafından kaleme alınan kitap, 40 ayrı başlıktan oluşuyor. Ebrari kitabında Hıdır Ellez'den ay tutulmalarına, din ve bilim tartışmalarından Konca Kureş'e, kent-doğa çelişkileri ve ekolojiden cezaevi notlarına, Orta Doğu, Filistin ve Rojava'dan Hasankeyf ve Kaz Dağları'na geniş bir yelpazede hem tarihsel hem güncel sosyal ve siyasi konuları merkezine alan yazılara yer veriyor.